Beş fiil. Beş fiil konusu İrab konusudur. İrab ikiye ayrılır. Asli İrab ve fer'i İrab diye. İşte beş fiil İrab'ın fer'i kısmıyla ilgilidir. Yani bunun, bu fiillerin merfu, mensub, bir de meczum halleri damme, fetha ve sükun ile değil, harfler iledir. Nun harfi iledir, öyle söyleyeyim. Şöyle başlayalım incelemeye. Evvela tanımını, sonra irabını ve en sonunda misallerini göreceğiz. Nedir beş fiil tanım olarak? Beş vezin üzerine geldiği için, beş şekilde geldiği için beş fiil denilmiştir. Ve muzari fiil vezinlerindendir. Mazi ya da emir fiili değil, muzari fiil vezinlerinden. İkil elifi olanlar, çoğul vavı olanlar, bir de muhataba yası olanlara denir. Bunlar beş fiil kısmına giriyor. İkil elifli, çoğul vavlı, bir de muhataba yalı olanlar. Şöyle tabi muzari fiil dediğimizde 14 siga hemen akla gelir. İşte yensuru bunun müfret, gaib, müzekkeridir. O bir er kişi, erkek kişi yardım eder. Yensurani o ikisi yardım eder. Bakın ikillik elifini burada görüyorsunuz. İşte bu ikillik elifidir. Bu da ikil elifi. İkil yani tesniye elifi diyelim. Bunlar hepsi tesniye elifi. İşte bunların hepsi beş fiilin çatısı altına girer. Tabi üç tanesi aynıdır. Şöyle tensurani, üçü de aynıdır. Dolayısıyla bir bu, ikincisi de tensuranidir. Bakın çoğul vavını görüyorsunuz. Demek ki bu da beş fiilden biridir. Burada çoğul vavı yok ya da tesniye elifi yok. Burada var, çoğul vavını görüyorsunuz. Tensurune. Ve yine muhataba yası sadece burada var. Müfret, muhataba, müennes için, yani bir hanım kişi muhatap karşı taraftadır. Ona diyorsunuz ki tensurine yardım edersin. Bu fiiller işte yansurani, yansurune, tensurani, tensurune, bir de tensurine şeklindedir. Beş fiil bunlar. İşte bunların irabı merfu, mansub, bir de meczum olabilir. Mecrur olamaz. Fiillerde mecrurluk irabı yoktur. Muzari fiilde öyle diyor. Hem irab olan bir tek muzari fiildir. Bunun işte irabı nasıl yapılır? Hemen ona bakalım. İrabı ref hali nun iledir. Buna biz zaten nun var. Nunun sabitliği iledir. Nun yerinde duracak merfu iken. Nasb halinde nun hazf olacaktır. Cezim halinde yine nun hazf olacaktır. Evet, yani diyeceğiz ki merfu'un bi subutin nun, yani nunun subutu ile merfudur. Mensubun bi hazfin nun, meczumun bi hazfin nun diye söyleyeceğiz. Misallere bakalım. Birinci misal, beynehuma barzakhul la yabgiyan. Yabgiyan nedir? Yabgiyan irabı fi'lu mudari, fi'li muzari'dir. Merfu'un bi subutin nun, nunun sabit durmasıyla merfudur. Bu şekilde li'ennehu, çünkü o min ef'alil hamse, beş fiilden biridir. Şurada tesniye elifi dediğimiz şey zamirdir arkadaşlar. Eliftir ama zamirdir. Müenneslik zamiri iki, o ikisi anlamına gelir. Damiru muttasilun, muttasıl zamir. Mebniyun alessukun, çünkü sakindir, harekesi yoktur. Fi mahalli ref, evet mebniler mahallen İrab alır. Ref mahallindedir. Fail. Faildir.
Şimdi ikinci misal bakalım. Bakın ikinci misalde وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ تَذُودَانِ فِعْلُ مُدَارَ مَرْفُوعٌ بِثُبُوتِ النُّونِ لِأَنَّهُ مِنْ اَفْعَالِ الْخَمْسَةِ Çünkü o beş fiilden biridir. بَلْ هُمْ fi şekki yel'abun yine yel'abun bakın yine subut-i nun görüyorsunuz. Bu ikisi ikillere örnektir. Tesniye elifi. Şimdi çoğul vavını görüyorsunuz. Yel'abun fi'lu mudara marfu'un bi subut-i nun li'ennehu min af'alil hamse diyeceğiz. Buradaki vava ne diyeceğiz? Vav bu damirdir işte. Dedik ya çoğul vavı, tesniye elifi. Bunlar hep zamir. Vav irabını yapıyorum. Vav. Damirun muttasilun mebniyun ales sukun fi mahalli ref fail. Dördüncü örnek. Fettequllâhe leallekum teşkurun. Teşkurun burada yine fiilun mudara. Muzari fiildir. Merfu'un. Evet. Neyle merfudur? Bithubutin nun. Nunun sabit olmasıyla merfudur. Oradaki tabi açıklama da yapacağız. Yani normalde merfu'un ve alametu ref'i eddammetu denir idi. Asli İrab'da böyleydi. İşte bunu merfu'un bithubutin nun dediğimiz için arkadaşlar buna bir açıklama lazım. Açıklaması da li'ennehu min ef'alil hamse diyeceğiz. Çünkü o beş fiilden biridir. Şeklinde açıklama yapmamız icap eder. Şöyle bir diğerine bakalım. Beşincisi vel emru ileyki fanzuri mâza te'murîn. Bakın te'murîn. Bu nedir? Muhataba yası. Bakın ikil elifleri çoğul vavları gördük. Şimdi muhataba yazı. Te'murine sen emredersin. Evet. Şimdi burada fi'lu mudara diyeceğiz. Muzari fiildir. Merfu'un. Niye merfu diyorum? Çünkü nun burada var. Yani nunu görürseniz anlayın ki o merfudur. Ve merfuluğunu da diyeceksiniz ki merfu'un bi subuti nun. Çünkü nun var. Buradaki muhataba yası tıpkı çoğul vavı ve ikil elifi gibi zamirdir arkadaşlar. Ona diyeceğiz ki damirun muttasilun mebniyun ala sukun fi mahalli ref fa'il diyeceğiz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şimdi bunlar ref alametiydi. Nasb ve cezim alametlerine bakacağız inşallah. Burada fe illem tef'alu ve len tef'alu fettequn nar allati vekuduha en-nas vel hicare. Bakın yani tef'alu nunu gitmiş. Bunun aslı neydi? Tef'alune. Bu da tef'alune idi. O da nunu gitmiş. Şurada lem cezim yapar kendinden sonrasını. Bu meczumdur. Len ise nasb eder kendinden sonrasını. Dolayısıyla bu mansuptur. Bakın hem nasb alameti nunun gitmesi hem de cezim alameti nunun hasfolmasıdır. İrab yapalım. Lem, tabi lemi de burada zikredelim. Lem harfu nefidir. Yani olumsuzluk yapan bir harftir. Harfu nefi ve cezim, cezim harfidir aynı zamanda. Ve kalp, bir de kalp harfidir aynı zamanda. Yani değişim yapıyor. Yani muzari fiil iken bir anda mazi fiile dönüştü. Yani mazi bir işte ifadeyi burada yapıyor. Yani yapmadınız ise, yapmadınız. Yani burada maziye çeviriyor. Ve mebni inelem, mebnidir. Harfler mebnidir arkadaşlar. Mebniyun ales sukun, sukun üzerine mebni. Tef'alu fi'lu mudara meczumun bi, evet burada meczumun
neyle meczumdur? Bilem. Evet arkadaşlar, lem ile meczum diyeceksiniz. Ondan sonra cezim alametini ifade edeceğiz. Ve alametu cezmihi hasfun nun. Liyennehu minel af'al khamse diyeceğiz. Ve len tef'alu, len harfu nefidir. Bu sefer nesptir. Öbürü cezimdir. Harfu cezimdir. Bu sefer harfi nefi, harfi nesp aynı zamanda. Bir de harfi istikbaldır aynı zamanda. Geleceği ifade eder. Yani gelecek zamanda yapmayacaksınız anlamına gelir. Bu mebnidir. Lem gibi. Alessukun yine nunun sakinliğinden mebniyün alessukun diyoruz. Tef'alu. Bunu ise ne diyeceğiz? Fi'lu mudari. Bu sefer mansubun diyeceğiz. Çünkü len onu nasip etmiş. Kuraldır. Len nasip eder. Mansubun bilen diyeceğiz arkadaşlar. Len ile mansub yani. Ve alametu nesbihi hasfun nun diyeceğiz. Bu da tamam. Yani bunun zamirleri vav zamirleri var. Vavlar. Onları söylemiyorum. Zaten önceki de söyledim. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. İzhaba ila firavuna innehu tagâ. Burada izhaba fiili. Bu fiili emirdir. Bu fiili emri de şöyle yaparım. Fiilu emr. Evet. Mebniyun. Mebnidir fiili emirler. Ne üzere mebnidir? Bakın merfu demedim. Meczum mensup ya da meczum diyemezsiniz emir fiillerine. Burada mensup dedik. Bunu da meczum dedik. Önceki sayfada merfu diyorduk. Bu mebnidir. Emir fiilleri mebnidir arkadaşlar. Ama ne üzere mebni olduğu mesela o da gerekiyor ifade. Mebniyun ala hasfi nun diyeceğiz arkadaşlar. Burası da önemli. Yani ne mensuptur ne de meczumdur. Çünkü meczum ve mensuplar hasfi nun üzerinedir. Bu mebniyun, emir fiilleri mebni olur. Yarab yapılamaz. Mebniyun ne üzere mebni? Ala hasfin nun diyeceğiz. Elifül isneyini söylememe gerek yok. Zaten zamir muttasıl. Mebniyun ala sükun fi mahalli refail şeklindedir. Evet. Bir diğer örneğe bakalım. Şöyle. Dördüncü örnek. وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Evet. Burada da yine اِعْمَلُوا ifadesini görüyorsunuz. Bunu irabını yapalım. فِيْلُ اَمْر. Bir fiilidir. مَبْنِيُّنْ عَلَى السُّكُنْ diyemezseniz buradaki elif sakinliğine bakarak. مَبْنِيُّنْ arkadaşlar ala hasfin nun diyeceksiniz. Ve vavul cema'yı söylememe gerek yok. Evet, bu da bu şekilde. Bir tane daha örnek. Fekuli veşrabi. Bu da muhataba yası geldi bu sefer. Ve karri ayna. Evet, bakın burada da yine aynı şekilde. İkisi de emir fiilidir arkadaşlar. Evet, burada kuli. Kuli yapalım. Şöyle kuli veşrebi. Üçü de olur. Biz kuli yapsak diğeri zaten diğer ikisi ona aynısıdır. Kuli. Fiilu emir. Mebniyun ala hasfi nun diyeceğiz yine. Evet. Burada nun yine düşmüş. Mebniyun ala hasfi nun. Ya ise bu ya harfi ise ne diyor? Ya muhatabadır. Arkadaşlar. Mebniyun ala sukun. Fi mahalli ref fail diyeceğiz. Evet, bu şekilde ef'ali hamse, beş fiili incelemiş oldum. Umarım faydalı olmuştur.